Evet, 101 soruda ikinci partla karşınızdayız arkadaşlar. İlk sorumuz. A bir asal sayı olmak üzere 200 ile A-1 şeklinde yazılan sayılara mersenne sayıları denir. Buna göre asal olan en küçük 3 mersenne sayısının toplamı kaçtır? Asal olmayan mersenne sayısı var mıdır diye düşünmek istiyorum. Neyse, düşünmeyeyim şimdi. ÖSYM biliyorsunuz artık bu tarz soruları seviyor. Armstrong sayısı. Başka ne vardı? Kafes problemlerinde gelen, evet, o kafes sayıları vesaire. Yani. Sadece tanım değil. Tanım veriyor, mükemmel sayı. Tanım veriyor ve o tanımın etrafındaki çözümü istiyor sizden. Burada da bir tanım vermiş. Bu tanıma göre çözüm yapmanız gerekiyor. A1 asal sayıymış. En küçük 3 mersenne sayısını istiyor. A1 asal sayı ise A2'ye önce kaç verim? 2. Çünkü 2 üzeri 2 eksi 1. Aha, buldum. Bir sonraki 2 üzeri 3 eksi 1. Bir sonraki 2 üzeri 5 eksi 1. 2 üzeri 4 olmaz. Çünkü A'nın asal olması lazım. Bu arada bakalım, bu 3, bu 7, bu 31. Bu çıkan sonuç var da ne sayısı? Asal, asal sayı. Asal olanı da istiyor. Toplam kaç? 41 olacaktır. Çok ballı çıktı ha. Ben arada bir şeyler dedim ya, acaba mersenne sayılarının asal olmayan durumu var mı diye. Hiç arkadaş oralı değil şu anda. Peki, 1AB ve 1BA 3 basamaklı sayı vardır. Nokta nokta olarak veriliyor. A eşit değildir B olduğuna göre bu şartı sağlayan kaç farklı AB 2 basamaklı sayısı vardır? Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda hem sayı basamaklarını ilgilendiren bir durum var, hem de muhtemelen çarpanlar ayırma devreye girecek. Başlayalım mı? Hadi bakalım. A kare B kareyi yazalım. Şöyle yapalım. B kare şu tarafa gitsin. Sen de mi onu seviyorsun? A kare eksi B kareyi daha çok seviyorsun. Evet, çok severim. Ben de. B kare eksi A kareyi hiç sevmem ben. Yapamayız çünkü kafamız karıştı. Hep alışmışızdır ona. Peki burada 100 A B 3 basamaklı sayısı. Bakın 100 tane A B değil. Burada da 100 B A 3 basamaklı sayısı var. 100'den 100 giderse gitti. Çıkar bir kere. Burada 10 A var. 10 A'dan 1 A çıkarsa 9 A. Burada B var. 1B'den 10B çıkarsa eksi 9B eşittir. Karşı tarafta A eksi B, A artı B. Aman Allah'ım, mükemmel. Peki 9 çarpı A eksi B, A eksi B çarpı A artı B olmayacak mıdır? Evet. Hopacık hopacık içi dolu turşucuk. Bizden istediği A artı B 9. Şimdi diyor ki AB şeklinde kaç tane 2 basamak sayı yazılabilir? Bir kere 1-8. A 1 olabilir. Şöyle yapalım. A 1 olabilir. B 8 olabilir. 2. 7. Nokta nokta. En son 8, 1. Arada 4, 4 9, yok. 9, 0 olur mu? Olur. Olur. Çünkü A başa geliyor ama evet, B başa gelmiyor. Ve burada bakıyorum, A'nın 0 olması, B'nin 0 olması zaten bir şeyi etkilemiyor. Arada tekrar eden herhangi iki sayı var mı? 4, 4, 4 dediğin gibi. Yok, çünkü toplamları 9 olacak. O zaman bu şekilde yazabileceğimiz 9 farklı AB 2 basamaklı sayısı vardır. Tuzaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle 9 sayısı. 20 artı 21 artı 22 artı, evet, 23 artı 1 işlem sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gene bir önceki çekimde benzerinden çözmüştük ya. Bu sefer öyle değil. Neden? Artı şeklinde verilen bir sayı var bir kere. Artı şeklinde verilen bir sayıyı geçiyorum. Faktöriyel olarak sadece bir tane cevap var ve burada 23 faktöriyelde bir şey yok. Peki bu ifade nedir? Öğrencilerimiz şunu bilmeliler. Ardışık 4 sayının çarpımında hep özel bir durum oluşur. Bakınız. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. 1 kere 4? 4. 2 kere 3? 6. Ortada kalan sayıların çarpımı, uçta kalan sayıların çarpımından daima 2 fazla aşağı çıkar. 2, 3, 4, 5, 12, 10. 3, 4, 5, 6, 18, 20. Gördünüz mü? Ortadakilerin çarpımı hep 2 fazla. X çarpı o zaman, x artı 2 mi diyoruz? 20 ile 23'ün çarpımı kaçtır? X diyelim. Ne tamam, x diyelim? 460 işte. Çarpı. O zaman 21 ile 22 çarpımı? 462 artı 1. Doğru mu? Burada da pratik olarak şunu yapmalısınız. Bakın, aralarındaki fark 2 mi? 460'a A diyeyim. A çarpı A artı 2 artı 1. A kare artı 2A artı 1. A artı 1'in
karesi. A kimdi? 460-461'in karesi aradığımız cevap. Sanırım anlaşıldı. Ardışık 4 sayıyı gördüğünüz anda bunu neden özellikle sordum? Bilhassa son birkaç haftadır bana bu tarzda çok fazla soru geldi. ÖSYM'e böyle bir soru sorabilir mi? Belki şu sayıları biraz daha küçülterek sorabilir. Evet. Bunu gene mantıksal bir soru. Hatta mı var? Nerede? Yok, ben yazdım. Ha. Açıklamak için. ÖSYM çünkü yapıyor. En basamaklı bir sayı şu kurala göre oluşturuluyor. İlk iki basamağı 12 olacak. Bundan sonraki her basamak için son yazılan iki rakam çarpılarak yazılacak. Bir kağıt hazırlayabilir miyiz? İlk iki basamağı 12. Bundan sonraki her sayı basamak için son iki yazılan iki rakam çarpılarak yazılacak. Yok, örneğin, da ha, sen acil mi istiyorsun? Örneğin ilk iki basamağı 35 olursa demiş. 35, 3 kere 5 15. Hop yazdım. Şimdi son 51. İki basamak ne? 1 ve 5. 1 kere 5, 5 yazdım. Şimdi 35 vardı. 35 ile ilk iki basamak. 3 kere 5, 15. Buraya yazdım. Bu sefer diyorum ki 1 ile 5'in çarpma. Son iki rakam 1 ile 5 çünkü. 1 kere 5, 5. Onu da yazdım. Şimdi son iki basamak 55 mi oldu? 5 kere 5, 25. 25. Onu da yazdım. Ve bu şekilde gideceğiz. Son iki basamak. Son iki basamağı. İlk iki rakam 12 olursa. Ana. 63. basamağını soruyor. Bismillah. 1 kere 2. 2. 2 kere 2. 4. 8. 4 kere 2. 8. 4 kere 8. 32. 3 6. kere 2. 10 çıksaydı iyiydi ya. 2 kere 12. 6. 12. 1 kere 2. 2. 1 kere 2. 4. 4. Aha. Öğretmenim ama biz modüler aritmetik görmedik ki. Ya da YGS'de çıkmayacak ki bu modüler aritmetik değil. Kafa kafa. Şimdi 1, 2, 2, 4, 8, 3, 2, 6. 1, 2, 2, 4, 8, 3, 2, 6. Bu şekilde devam ettiğini göreceksiniz. Yani bir periyot var burada. Nedir bu periyot? Her 8 basamakta bir tekrar aynıları yazılıyor. Öyle değil mi? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. İşte size 63. basamak. Kaçmış? 2'ymiş. Anladınız mı? 8'e evet. İlk 8 sayıdan sonra bakıyorum. Sonraki 8 sayı da aynısı olacak. Sonraki 8 sayı da 56. sayı bu olacak o zaman. 57. sayıdan itibaren tekrar başa dönecek. Ve aynı periyot devam edecek. Beğendin mi soruyu? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. A sayısı 1, 2, 3, 4 artı 2, 3, 4, 5 artı 3, 4, 5, 6 nokta nokta n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 çarpı n artı 3 olarak veriliyor. N eşittir 12 için A sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Yani Raşit Hocam burada bize diyor ki buraya 12 tane değer yazacaksın diyor. Bunun için A sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Yine bir kağıt alayım ben senden. Şimdi şu an bir mantık yürütemedim ben. Mantık yürütemezsem ne yapmam lazım? Teker teker yazmam lazım. Çok doğru mu? Yazalım bakalım. 1, 2, 3, 4. Hani tıkandım. Denize düştüm. İşlem ben yapmam lazım. Sarım. Buraya 12'ye kadar yazamayacağıma göre şu anda. Ya da yazmak gözüme gelmiyor. Çok yüksek. 12'ye kadar yazamam ben bunu diyorum ama gene de başka bir çözüm yok aklımda. O zaman mecburen başlayacağım. Hadi 9'a bölerek yani devam edelim. Burası kaç yapıyor? 24. 6. 9'a bölümden kalan 6. Birinci sayıyı yazdık. Geldik ikinci sayıya. Hızlı ilerlemek için çarpıp da 9'a bölmeyi denemeyin. Her seferinde onunla uğraşmayın. 5 kere 4. 20. 6. 120. 9'a böl 3. Aha orası. Ha bunu direkt geçebilirim ben. Neden? 18 var. Burada 3 var. Bunun içinde de 3 çarpanı var. Dolayısıyla 3'e kalansız 9'a bayağı bir geçeceğim. Bölecek. Bayağı değil, bekle daha. Peki bir sonraki sayı 4 ile mi başlıyor? Aha, ama şurada 0 diyelim biz. 4, 5, 6, 7. Şuradaki pratik mantığı öğretmek istiyorum çocuklara. 4 kere 5, 20. 6 kere 7, 42. Doğru mu? Hı-hı. 20 ya. 9'a bölümden kalan 2'dir. 42 ya. 9'a bölümden kalan 6'dır. 2 kere 6, 12. 3. 9'a bölümden kalan 3. Doğru mu? Doğru. Peki bir sonraki 5, 6, 7, 8, 8. mi? 7 kere 8, 56. Rakamlarını 11. topla 11. Bir daha topla 2. 2. 6 kere 5, 30. Rakamlarını topla 3. 3 kere 2, 6. Doğru mu? Evet, evet. Şimdi bakın. 5, 6, 7, 8 dedik ya. 5, 6, 7, 8, 9 olacak değil mi bir sonraki?
Zaten içinde 9 yok mu? Var. Peki. 7, 8, 9, 10. Var. 8, 9, 10, 11. Var. 9, 10, 11, 12. O zaman şuraya kadar gelebilirim. 10, 11, 12, 13. Anlaştık mı? Bu arada az dikkat kaldı. Edin. Bu arada dikkat edin. İlk sayımız n'di. Ve biz n 12 oluncaya kadar bakacaktık, yaklaştık. Değil mi? Yani epey yaklaştık. Şuraya bir bakalım. 4, 3, 2, 1. Başa döndü. Zaten başa dönecekti. Yani bunu size ilk n 12 için değil de 50 için söyleseydi bile yapabilirdiniz. Modüler aritmetik ya da periyot mantığıyla. Bunun bölümünü bulmuştuk zaten. 6. Kaçtı? 6. Tekrar sonra 3 gelecek. Kaç olacaktı bu? 11, 12, 13, 14 ama yine de göstermek istiyorum. 9'a bölümden kalan 2, 9'a bölümden kalan 3, 9'a bölümden kalan 4, 9'a bölümden kalan 5. Yani şununla aynısı oluşacak. Öyle değil mi? Evet. Onu da kaç bulmuştuk 3. zaten? 3 bulmuştuk. Ve son olarak 0. 12 ile başlayacak. 12, 13, 14, 15 zaten her ikisinde de 3'ün katı var. Çarpımları 9'un katı olacaktır. O zaman benim bunlara bakmam yeterli. 9. Gitti. 9. Gitti. 9. 9'a bölümden kalan kaç? Tamam etmiştim ben 0 olduğuna. Anlaştık mı? Ama şuradaki periyot mantığını gördünüz mü? Ondan sonra tekrar başa döndüğünü. 7'ye bölümden kalanı sorabilirdim. 5'e bölümden kalanı sorabilirdim. Periyot o ringe girecek ve hep aynı şekilde devam edecek. Bunu fark etmeniz gerekir. Ring dediğin aklıma otobüs servisi geldi. Ring servisler kalkar. Evet Raşit Hocam. 36 ile bölünebildiğinde 13 kalanını veren ve en az 3 basamağı aynı olan bir sayı en az kaç basamaklı olabilir? Hay maşallah. X artı 13 diyelim. 36 çarpı X artı 13 diyelim mi Vural Hocam? 36 çarpı X artı 13 diyelim. Şimdi ne yapacağız? X'e değer vereceğiz. Ben bu kadar. Şimdi 13 kalanını verecek ve en az 3 basamağı aynı olacak. Yani 9'a bölündüğünde 4 kalanını verecek. 36 X artı 13 ya 9'a bölündüğünde 4 kalanını verir değil mi? Evet. 4'e bölündüğünde 1 kalanını verecek. Hmm. 9'a bölündüğünde 4, 9'a bölündüğünde 4. 4'e bölündüğünde 1. Bunun mantıksal olarak nasıl yapalım? Bir kere en az 3 basama aynı olacak diyor değil mi? 1, 1, 1 diyelim mi? Mesela diyelim hadi. 1, 1. İlk 3 basama bu olsun. Şuraya da şu 3 anda diyelim. 4'e bölündüğünde 1 kalanı vermesi için sona kaç verebilirim? 13. 13 olsa 4'e bölündüğünde 1 kalanı veriyor değil mi şu sayı? Evet. Peki 9'a bölündüğünde 4 kalanı veriyor mu? Toplayalım. Vermiyor. Vermiyor. Ama ben şunu bozmayayım Raşit Hocam. Şuralarla bir oynayayım bakayım. O zaman 9'a bölümden 4 kalanı veren tüm sayıları düşünerek de yapabilirim aslında bunu. Tamam. Mesela 13, 17 desek 23 şöyle yapacağım. 1 4'e bölümde 1 kalanı veriyor. Doğru tamam. mu? Ya da 21 2, 2. O zaman sıfırı şuradan düşün. Sıfırdan düşünmeyelim. Bak şöyle diyelim. Ya sıfırdan düşünelim de ne? Sıfırı düşünelim. Bizi sıkıntıya sokacak olan rakamlar toplamı değil mi? Rakamlar toplamından dolayı niye bir sıkıntı yaşıyorum. Niye rakam toplamına gittin? Çünkü tamam 4'e bölünebilmeyi rahatlıkla sağlıyorum ben. Ha, doğru. Ama 9'a bölünebilmede 4 kalanı vermeyi sağlamak da zor. O zaman biz direkt 9'a bölünebilmede 4, 9'a bölündüğünde 4 kalanını verecek sayıya odaklanalım. A. Mesela A, B. Gibi olacak ya. 4 basamaklı olabilir mi diye düşünüyorum ben. 9'a bölümünden 4 kalanı veren en küçük sayı kaç? 13. 13. Doğru mu? Hadi bunu 13 yapmaya çalışalım. Yapalım. Mesela 1, 1, 1. 1, 1, 1, 10 olmaz. Ne biçim 1, 1 bitiyorsun ya. 2, 2, 2, 7. 27 bölünüyor ama 7, 27, 4'e bölünüyor 1 kalanı vermez. 3, 3, 3, 3, 4, 34 olmaz. 4, 4, 4, 1, 1. Evet. Dın. Hem rakamları toplamı 13. Yani 9'a bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Hem 3 tane rakamı aynı A diye seçtim çünkü. Hem de 4'e bölündüğünde 1 kalanını veriyor. Normalde hep son rakamdan gideriz ya. Burada rakamlar toplamından gittim. Çünkü rakamların hiçbirisini bilmiyorum. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Demek ki en az 4 basamaklı olabilir. Kafamda canlandırıyorum. 4 basamaklı olabilir bu sayı. Yani öyle 5 basamaklıya falan gitmeyecektir ama bulamıyorum sayıyı. Ne yaptım? Ne? 3 basamak olmaz. 3 basamak en az 3 basamada aynı ya. 3'ü de aynı olan. Düşünelim. 1, 1, 1. Çünkü bir kere tek sayı olmasa. 3, 3, 3 desek rakamları toplamı. Bir de şöyle düşün. Zaten 3 basamaklı olsa 3'e mecburen bölünecek bu. 3'e bölünen bir sayı 4'e 9'a bölünen kalanı 4 vermez. Olmaz. Tamam. Peki.
Haydi. Rakamları farkı 7A4B8 sayısının 36 ile bölümden kalan 28. 7 basamaklı A5BAA7B sayısının 12 ile bölümden kalan kaçtır? Burada bir hata var yalnız. En büyük demiştik değil mi? Tamam. En büyük sayı. Bu sayı şartı sağlayan en büyük olarak ekleyeyim ben buraya. Soruyu ben yazdırdığım için biliyorum. En büyük A5BAA7B sayısının 12 ile bölümden kalan kaçtır? Evet. A9 ver gitsin öyleyse. Tamam ha. 7A4B sayısı 7A4B8 sayısının 36 ile bölümden kalan 28 ya. Şu metodu bir daha göstermek istedim çünkü burada çocukları araştıracağım. Ben bu sayıya 36'nın katından 28 fazla diyebilirim. Şimdi bu sayıya bakıyorum. 36'nın bölenleri 4 ve 9. Bunları incelemem gerekiyor. 4'e tam bölünüyor. 4'e tam bölünecekse ilk önce son rakamı tespit edeyim. Daha doğrusu B'yi. 0,8 olabilir. 28 olabilir. 28 olabilir. 88 olabilir. Rakamlar 48 olamaz. Için. 68 olabilir. Değil mi? Ama 88 olamaz. Rakamlar farklı. Peki 9'a bölümünden kalan 1. 12, 19. Şu anda oluyor zaten ama 0 veremem. Rakamları farklı. 9 olabilir. Pardon. 10, 21 mi? 21, 7, 8 olabilir. Ama rakamları farklı olduğu için zaten o da olmuyor. 18, 25, 3 olabilir. Doğru mu? Doğru. Peki en büyük dediği için A'yı kaç alacağım? 9. O zaman buradan gideceğim arkadaşlar. Vallahi buradan iyi sallamışım ya. 9, 5, 5. B kaç oluyor 0, bu durumda? Mi? 0, 9, 9, 7, 0. Şimdi bu sayının kaça bölümden kalanı istiyor? 12. Burada da değişik bir şey öğreteceğim sizlere. Bakınız lütfen. 12'ye kalanı bulmak için sayıyı 12'ye bölebilirsiniz. Ama sayıyı özellikle o yüzden 6 basamaklı seçtim. Uğraştırır. Şu mantığı düşünebilirsiniz. Bu sayıya A diyelim. 12'nin bölenleri aralarında asal çarpanları 3 ve 4'tür değil mi? 3'e bakalım. 3'e bölümünden kaç kalıyor? 0. Evet tam bölünüyor. O zaman 3M diyelim. 4'e bölümünden 70'i 4'e böl 2 kalır. 4N artı 2. Ebop Ekok'ta böyle bir teknik vardı hatırlıyor musunuz? Bu sayıyı 3'e tam bölüyorum. 4'e bölümünde de 2 kalanı veriyorsa. Ortak bir sayı ekleyerek her tarafa bir ortak çarpan. Yani 12'ye bölünebilmesini 6. sağlamam gerekiyor. 1 eklersem 3 eklem düşünüyorum. Bir 3 daha ekleyeyim 6. Her ikisini de sağlıyor. Hemen göreceksiniz neyi sağladığını. 6 eklersem dikkat edin lütfen. Hem sayım 3'e bölünecek hem de 4'e bölünecek. Yani 6 eklersem ben artık sayım 12'ye bölünüyor. O zaman A artı 6 eşittir 12K. A eşittir 12K eksi 6. Kalan eksi 6. Ama biz biliyoruz ki negatif bir kalan olmaz. Buna tekrar 12 ekliyoruz. Kalan artı 6'dır diyebiliriz. Sevindim mi? Güzel düşündüm Murat. Teşekkür ediyorum. Ha, bu soruda da kağıda ihtiyacım var Raşit Hocam. Tamam ben hazırlık yapayım. Sen oku. Verilen tüm sayılar sayma sayısıdır. Olacak şekilde bölme algoritmaları veriliyor. X1 artı X2 artı X3 eşittir. C artı E artı G olduğuna göre A en az kaçtır? Şimdi nasıl yapacağımı biliyorum soruyu ama hakikaten kafa karıştırıcı bir teknik. O yüzden adım adım gitmeye çalışacağım. Sizler de lütfen takip edin. Buradakilerin hepsi sayma sayısı ve bunların toplamı, bunların toplamına neymiş? Eşitmiş. Oo, şimdi Raşit Hocam bak burada E var burada kullanıyorsun. Burada C var burada kullanıyorsun. Bunları neden böyle eşitli verdim? Burayı ne kadar küçük seçersen bunlar da o kadar küçük olacaktır. Diyor ki bu bölme algoritmalarına göre ve şu sağlandığına göre A en az kaçtır? G'ye 1 verelim. G'ye 1 vermeden önce X3'e 1 verelim. Tamam. Neden? Çünkü sayma sayısı kalan 0 olmayacak. Olmayacak. X3'e 1 verirsek F en az kaç olabilir? 2. 2. F'ye 2 verirse G kaç olabilir? 1. Farklı demiyor. Farklı demiyor. 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Hoppa. Ama bakın buradaki püf nokta ne? Tekrar söylüyorum. A, C'ye bağlı. C, E'ye bağlı. E, buradaki değerlere bağlı. En uca gidip oradan en küçük değerleri vermeniz lazım. Artı şuradaki koşulları da ne yapacaksınız? Sayma sayacaksınız. Burası 3 oldu. Tamam. Değil mi şimdi? Buraya 3 verelim. Bunlar otomatikman çıkan en küçük değerler. Buraya 3 verdikten sonra x2'ye kaç vereyim? 1 vereyim gene. 1 vermeme engel bir durum var mı? Küçük yok. Tutmak için. Buna 1 verirsem bu kaç olur? 2. 2 olur.
2 kere 3 6 1 daha 7. 7. C öyle 7. değil mi? C 7. X 2. X 2 1. Aha. Aa, X 1 kaç oldu bu durumda? Bak burası kaç oldu? 11 mi? 2. X 1'e otomatikmen kaç kalıyor? 9. 9 kalıyor. Aa, peki ben X 2'yi büyütsem daha iyi olmaz mı o zaman? X2'yi büyüteyim, X1 küçülsün. Bir de onu deneyeyim mi? Tabii. Mesela buradayken E3'tü, tamam. Değil mi? E'yi 3 bulmuştuk. X2'ye 3 vereyim. Ha yok, bu 4 olur. Daha büyüyor. 12, 15 daha da büyür. C daha büyüdükçe burası da büyüyecek arkadaşlar. O zaman olmadı. Ha C buraya 15 yazdığını düşünsene. X1 ay yuka çıkar. Mecburen X1'e 9 veriyoruz. X o zaman bu kaç olacaktır? 10. 10 kere 7. 79. 79 oluyor. Bu soruyu çok bu güzel. Tarz soruları yazıyoruz ama tahsihlerini ben Raşit hocama demiştim. Sen bu soruyu kontrol et. Soruyu uydurduktan sonra yanlış olabilir mi diye. Hiç kendisi kontrol etmedi. Ya tamam ya. Abi sen doğrudur ya bir şey olmaz falan dedi. Eğer yanlış çıkarsa vuracağım onu. Ama birkaç kontrol geçtim tabii ki sorunun üzerinden. Mantık belli. Bunlardan herhangi birisini arttırırsam ya da bunları azaltırsam bu artıyor. Dolayısıyla bulabildiğimiz en yüksek sonuç. En düşük sonuç. Ben de kontrol ettim ama ben çok güvenmiyor bana Murat Bey. Bana çok güvenmiyor. Evet, bölme bölünebilme ile alakalı bir soru. Diyor ki bu sayı aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa pozitif bölen sayısı 2 katına çıkar. Şu anda pozitif bölen sayısı kaç? 2 katına çıkar. 4, 5, 7, 11 değil mi? Hı hı. Üstlerin birer fazlasını çarpıyoruz. Bir bileşik sayının ya da asal sayı da olabilir bu. Pozitif bölen sayısını 2 katına çıkarmak için onu kendisi dışında ya da içeriğinin dışında bir asal sayıyla çarpmanız gerekiyor. 2, 3, 5, 7 olmayacak. 17. Asal olacak 17. Neden? Çünkü bu buraya 17 üzeri 1 olarak gelecek. Bu da sonuna üstü bir fazla ışıcağı için çarpı 2 olarak ne yapacaktır? Eklenecektir. Diğerlerini yaptığınızda ise mesela 2 üzeri 4 olsa bu 5 olacak. Yani 4 bölü 5 katına çıkmış olacak diğerleri aynen devam ettiği için. O zaman doğru cevabımız ne? Edirne. 17. Ve yine A ve B tam sayı var olmak üzere 12 a kare eşittir B küp olduğuna göre A artı B toplamı en az kaç olabilir? A ve B tam sayı var. A artı B toplamı en az kaç? Kolay bir soru aslında bu. Niye bile kolay? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1. A kare diyor ya. Bunu bekletelim. Eşittir B küp. Şimdi A kare dediğine göre bu zaten... ne yapacağım şimdi ben buraya? Ha, o zaman 2'nin karesi diyeyim. 2 üzeri 4 olsun. 2 üzeri 6'ya tamamlanır. Şuna da 3 üzeri 1 diyeyim. Doğru mu? Doğru. O zaman A 12 olur. B. Mesela. Bu da 12'nin karesi oluyor ya. 12 de buradaydı. 12'nin kübü eşittir B küp. O zaman B de 12 olur. Desem A artı B kaç olacaktır? 24. Zorlarız. Neden? A ve B tam sayı var demiş. Negatif olabilir. A 12 olabilir ama eksi 12 de olabilir. Çünkü karesi alınıyor zaten. A yerine eksi 12 verseniz B yine 12 çıkacaktır. Eksi 12'nin karesi. Aa, 0. 12'nin küpü. Dolayısıyla toplamları kaç olur? 0